Merhabalar arkadaşlar. Afrika'nın Sesi AfroTürk TV kanalına hoş geldiniz. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun diye söylüyorlar. Ben de ana dilim Türkçe diye söylüyorum. Yani benim tek vatanım Türkiye. Onlar hem Afrikalı hem de Türk. Daha önce AfroTürkler duymuş olabilirsiniz. Kendileri hakkında Osmanlı döneminde Afrika'dan getirilen kölelerin torunları olarak bahsediliyor. Ama kimse onların Osmanlı ve Türkiye tarihindeki katkılarından pek bahsetmez. Bugün size anlatacağım hikaye daha önce hiçbir yerde duymamışsınız. Çünkü bizimki bir aşk hikayesi. Siyah beyaz, benim gibi biraz. Beşiktaşlılar meraklandı bile. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. 1961'in bir kış gününde Ertekin Azer Türk adında bir genç esnaf bir beldede yakınlarını aramak için oranın bir telefon santralini arıyor. Biliyorsunuz eskiden herkesin evinde telefon yoktu. Telefona çıkan santral memuru Tomris adında bir hanımefendiydi. Fakat sesi o kadar tatlı ve güzeldi ki Ertekin'i kendisine hayran bırakmıştı. Sonraki günlerde Ertekin onu düşünmekten kendini alıkoyamadı. Her aradığında artık sadece Tomris'le konuşmak istiyordu. Ve bir gün cesaretini toplayıp Tomris'e çıkma teklif etti. Tabii ki hayır der Tomris. Sen beni beğenmezsin. Çünkü ben esmerim. Israr edince Tomris onun teklifini nazlanarak da olsa kabul eder. Buluştuklarında Ertekin bu sefer gördüğü manzara karşısında adeta dehşete kapıldı. Tomris ona esmer olduğunu söylemişti. Fakat Afrikalı bir siyah kız olduğunu bilmesi imkansızdı. Ama artık onun için bunun bir önemi yoktu. Çünkü inanılmaz güzeldi Tomris. Ertekin onunla evlenmek için karar vermişti bile. Ama onun ailesi bu Afro-Türk gelinini kabul edecek mi? 1960'ların Türkiye'sinde benim gibi bir Afrikalı görmek mucize gibiydi. Görenler bile nereden geldiklerini bilmeden onlara Arap derdi. Bu hikayenin nasıl bittiğini videonun sonunda size anlatacağım. Şimdi bugünkü konumuz olan Afro-Türklerden bahsedelim. Afro-Türkleri 3 kategoriye ayırabiliriz. Birincisi, dedeleri Osmanlı döneminde gerek kölelik yoluyla gerek kendi isteğiyle Osmanlı topraklarına gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye'de yaşamaya devam edenler. İkincisi, kendileri Türk olmadığı halde Türklerle evlenmiş Afrikalılar ve onların melez çocukları. Üçüncüsü, son dönemde Türkiye'ye gelip yerleşmiş Afrikalılar ve onların Türkçe konuşan çocukları. İlk grup Osmanlı'da çeşitli yollarla Türkiye'ye gelmişti. Kimisi işçi olarak gelirken bazısı Arapların Tanzanya'nın ada şehri olan Zanzibar'da kurduğu ve yüzyıllarca İslam dünyasına köle pazarladığı Zanzibar Köle Limanı üzerinden İstanbul, İzmir, Dalaman, Manavgat, Çukurova, Menderes ve Gediz Ovası gibi Türkiye'nin sahil şehirlerine getirilmişlerdi. Bunlardan bazıları tam köle gibi muamele görürken bazıları ücret karşılığı işçi olarak çalışıyordu. 18. yüzyılın sonlarına doğru Batı'da kölelik ticaretinin yasaklanması ile birlikte köle tüccarları rutalarını Osmanlı topraklarına çevirmişler. Bu yüzden o dönemde çok Afrikalı köle bu topraklara gelmişti. Afro-Türk Derneği'nin kurucusu ve Kenya, Girit, İstanbul kıyısından İnsan Biyografileri adlı kitabın yazarı Mustafa Ulpak'ın dedesi de bunlardan biriydi. 1890'larda Kikuyu kabilesine mensup ailesi sahil kenarında çamaşır yıkarken korsan saldırısına uğrayıp köle olarak Girit'e getirilmişlerdi. Osmanlı'ya gelen Afrikalı köleler genellikle Tanzanya, Kenya, Nijer, Libya, Sudan ve Etiyopya üzerinden geldiği düşünülüyor. Ama bu bölgelere gelen köleler Afrika'nın her yerinden getiriliyordu. Tabi Osmanlı'daki Afrikalıların hepsi köle değildi. Bazıları kendi isteğiyle ya da ticaret için payitahta gelmişlerdi. Hatta Osmanlı'nın İslam dünyasındaki önemi ve hilafetin merkezi olması sebebiyle çeşitli Müslüman Afrikalılar İslam'a hizmet edebilmek için gönüllü olarak bu topraklara gelmişti. Osmanlı ordusu saflarında binlerce Afrikalı askeri vardı. Örneğin 1716 ile 18 yılları arasında Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı sırasında Balkanlara gönderilen ordu arasında Afrika'dan 24 bin kişi vardı. Tarihteki ilk siyah pilotlardan biri olan Ahmet Ali Çelik'ten 1. Dünya Savaşı sırasında bir Osmanlı savaş pilotuydu. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde Türklerle omuz omuza savaşan
ve Sudan başta olmak üzere Afrika'nın çeşitli yerlerinden gelenler vardı. Sudanlı Zenci Musa da 1. Dünya Savaşı'nda Türklerle birlikte cepheden cepheye koşan Afrikalı gönüllerinden biriydi. 1911'deki Trablusgarp Savaşı'ndan sonra tanıştığı Kuşçubaşı Eşref Bey'in sağ kolu olacaktı. Peşine düşen İngilizlere yakalanmadan Yemen'deki Türk ordusuna 300 bin altın götürerek büyük kahramanlıklar sergilemişti. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy onu dizelerinde övgüyle anlatmıştı. Nitekim Osmanlı'da kızlar ağası denen ve haremdeki padişahların eşleri, cariyeleri ve çocuklarından sorumlu kara ağalar da vardı. Bunlar Osmanlı döneminde padişaha yakınları nedeniyle padişah ve sadr-ı azamdan sonra sarayda en önemli üçüncü şahıslar konumundaydı. İşte Afrikalılar Osmanlı'nın tarihinde bu kadar önemli yere sahipti. Cumhuriyet tarihinde de Afro-Türkler Türkiye'nin çok önemli yerlerindeydi. Mesela Beşiktaş'ı ilk şampiyonluğuna taşıyan golcü Fercani Bey de Afro-Türklerindendi. 1923'te İstanbul Ligi'nin ilk şampiyonasında Beşiktaş finalde Galatasaray'ı yenerek şampiyon olmuştu. Ligde Fercani Bey 22 maçta 20 gol atmıştı. Hatta askerlikte Harbiye futbol takımındayken düzenlenen Türkiye'nin ilk futbol şampiyonasında Fercani Şener takımını şampiyonluğa taşımıştı. Türkiye'nin ilk profesyonel oyuncusu hem milli atlet hem de ordu milli takımını dünya şampiyonu yapan teknik direktör Vahap Özaltay da Afro-Türktü. Afro-Türkler müzik sahnesinde de yerlerini doldurmuşlardı. Safiye Ayla Yemen türküsü ile Atatürk'ü ağlatan bir şarkıcıydı. Bir de onu ağlatan bir şarkı biliyorum. Yemen türküsü. Birçoğunuz askerlik şarkısı olarak bildiğiniz Gel Tezkere Bitsin Bu Hasreti seslendiren Esmeray, seslendirdiği Unutama Beni, Büyümsün gibi şarkılarıyla 1970'lerde Türkiye'de gönüller kazanmıştı. Ünlü heykeltıraş Abdülmecit Kuzgun Acar, demir, çivi, tel ve ahşap gibi malzemeler kullanarak gerçekleştirdiği yapıtlarıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ün kazanmıştı. Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilir. Bunun gibi daha sayamadığım takdire şayan örnekler vardır. Şimdi Afro-Türklerin ikinci bir kısmını inceleyelim. Türklerle evlenmiş Afrikalılar ve onların çocukları. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Türklerle tanışıp evlenen Afrikalılar var. Bu evliliklerden doğan dünya tatlısı çocuklar da hem Afrikalı hem de Türkiye'li tanımına uyan Afro-Türklerdendir. Bunlardan Türkiye tarihinde ünlü isimler vardır. Aralarında sanatçılar, oyuncular, futbolcular ve sosyal medya fenomenleri de vardır. Halen Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Afro-Türk vatandaşlarının sayısı bilinmemekte. İstanbul gibi şehirlerde kalanlar Türklerle karışmış ve asırlar sonra sütlü çikolata izlerini tamamen kaybetmişler. Kesin olmamakla birlikte 200 bin civarında Afro-Türk olduğu düşünülüyor. Elbette dedeleri Afrika'dan gelmiş ama bunlar öz be öz Türkler. Afro-Türkler kendi kültürlerini yaşatma ve nereden geldiklerini unutmamak için 19. yüzyılın sonlarında Dana Bayramı'nı kutlamaya başladılar. Cumhuriyet kurulduktan sonra uzun ara verildiyse de 2007 yılında rahmetli Mustafa Olpak'ın öncülüğünde kurulan Afro-Türk Derneği kurulduktan sonra tekrar her sene belediyenin katkısıyla düzenleniyor. Afro-Türkler bu bayramla can buluyor. Adeta dedelerinin Afrika'da yaşadığı günlere geri dönüyor. Eskiden önde gelen büyükler aralarında para toplayıp dana kurban edilirdi. Ama şimdi dana kesilmiyor. Afro-Türkler buranın hamuruyla yoğrulmuş, renkleri, görünüşleri Afrika'yı andırıyor olsa da kendilerini Türk olarak tanımlarlar. Sadece insanlar artık çok fazla şaşırmasınlar yani. Hala da gördükleri zaman işte şaşırıyorlar. Çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Nereden geldin gibi kendilerine yönetilen sorulardan rahatsızlar. Tek isteği Türkiye'de tanınmak ve bilinmek. Afrikalı birini gördüğünüzde nerelisin diye sormadan önce Afro-Türk müsünüz diye sormalısınız. Bu bilinci artırmak için Türkçe'de kökleşmiş bir tabir olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Abazasıyla lafında Afro-Türküyle de ekleyerek başlayabiliriz. Hem gönüller bir olduktan sonra renk ve ırkın ne önemi var? Başta anlattığım Ertekin'in ailesi de bu şekilde düşünmüş olmalılar ki oğullarına
Tomris'le evlenmesine izin verdiler. Fakat ikisi de evlilikten sonra çok uzun yıllar yaşamayacaktı. Aşklarının meyvesi olarak bir kız bir de erkek dünyaya geldi. Bir diğer gruba belki Afro-Türk demezsiniz ama Afrika'dan okumak için veya çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelip buraya yerleşen ya da sonradan memleketlerine döndüğü halde kalplerinde Türkiye'yi taşıyan Afrikalılar var. Bunlar artık Türkiye kültürleriyle aşina olmuş ve kendilerini buraya ait hissediyorlar. Ben de bunlardan biriyim. Bu memleket ve insanların bize kucak açtığı gibi biz de kalbimizde sizleri taşıyoruz. Az önce dediğim gibi gönüller bir olduktan sonra renk ve ırkın ne önemi var? Öyleyse Yunus Emre'nin tabiriyle gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Bu sene olmasa da seneye sizleri Dana Bayramı'na davet ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.